İki Teker'in yeni bölümünden hepinize merhaba dostlar. Bugün yine iki teker, dört tekerli üzerinde videolarına devam ediyor. Neden? Çünkü havalar leş. Havalar... İçer miyim? Geçtim. Havalar leş abi. Havalar karlı, buz, soğuk vesaire falan derken bir de taşınma arifesindeyim. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Orada taşınacağımı söylemiştim. Şimdi bir tane kel kör bir yer bulduk. Oraya taşınacağım muhtemelen. Eşyaların bir kısmını götürdüm. Evet, bugün de cumartesi, unutmuşum. Ben bir tane Tesla Model Y'ye test sürüşü rezervasyonu yapmıştım. Demin de onun bildirimi geldi. Dedim gidelim bir Tesla Model Y'ye sürelim bakalım. Bu aralar Tesla'da çok güzel bir indirim var. Ya bilmiyorum, Tesla beni mutlu eder mi ya da bilmiyorum yani. Şeyini ama CR-V'yi yenilesen abi. CR-V 57'ye falan geliyor benim alacağım versiyonu. Dolusu benim şu anki ayarda hibrit versiyonu. Tesla'da 53'e geliyor enteresan bir şekilde. Hadi vergi şey, kredisi mredisi falan derken 60 küsürü bulur o da. Yani baktığın zaman CR-V'den daha mantıklı gibi duruyor ama bakacağım, bir kalite kıyaslaması yapacağım, böyle bir süreceğim bakacağım işte. Ya ne bileyim, size de paylaşırım. Bakalım kaç saatliğine verecekler arabayı bilmiyorum ama çıkarız, deneriz. Performans olanla değil, ben normal olanı deneyeceğim. Çünkü Model Y'nin normal olanında indirim var. Performans olanında indirim yok. Normalde şu an $9,500 geri alıyorsunuz. Tax credit diye bir şey var. Oradan arabanın, yani araba aslında savingslerle birlikte, yani 5 yıl içerisinde benzinden, bakımdan vesaire falan aldığınız indirimlerle kaça geliyor? 38'e falan geliyor ki $38,000 çok kıtlı aslında. Ya da bilmiyorum, kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Neyse, bir gidelim bakalım ya nasıl bir şey. O zaman orada görüşürüz. Arabayı böyle bir dıştan falan bir çekerim, gösteririm size de. Bakalım CR-V'yi de satarsak belki bir Tesla alırız. Neyse. Ya aslında CR-V'nin, muhabbet edelim biraz. Aslında CR-V'nin bir problemi de yok. CR-V çok güzel araba. Ama şu an 121 bin milde. Bir de biliyorsunuz ben bu arabayı kiralıyorum falan böyle sağa sola. Bilmiyorum ya, bunu kiralamaya devam ederim. Tesla'yı tutarım. Bilmiyorum. Bir şekil yapacağız bakalım artık. Bakalım ne yapacağız. O zaman ben şeye gidiyorum, Tesla'ya. Orada görüşürüz. Evet, şu an Model Y'nin içine bindik. Böyle arabanın hızını şey yapmışlar, 85'e düşürmüşler. Maksimumumuz şu an 85. İçi böyle beyaz, arkası böyle. Tavan komple cam daha doğrusu. Şimdi bu benim baktığım long range, yani 330 mil şeye sahip, menzile sahip. Siyah mı denemek istersin, beyazı mı denemek istersin dedi. İkisi de long range'miş zaten. Dedim, siyah beyaz fark etmez zaten. Alacağım araba şu an bu değil yani şey olarak. Böyle bir şey. Bir deneyelim bakalım ya nasıl. Şöyle. Birazdan dışını da gösteririm size. Şimdi bunlarda start falan bir şey yok. Anahtarı şuraya koyuyorsun abi. Frene basılı tutup şunu aşağıya çektiğin zaman araba vitese geçiyor. Bir de bunlarda çok garip bir özellik var, onu da söyleyeceğim size. Freni aslında bunda çok kullanmıyorsun. Gazdan ayağını çektiğin zaman araba fren yapıyor kendisi. Böyle değişik bir şey. Şimdi şuna basalım. Burada haritayı gösteriyor. Arabanın bilgileri bilmem neleri var falan. Neyse, let's try. Şurada şöyle bir, önce bir otoparkın içinde şöyle bir pratik yapalım ki bu frene alışmak biraz garip geliyor. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Baba 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 etti. Şuradan. Bak şimdi gidiyorsun, frenden çekiyorsun. Araba bir anda yavaşlıyor böyle. Şu aynamızı da ayarlayalım. Sinyalimizi verelim. Da bunda otopilot falan vardır herhalde diye umuyorum. Bakacağız şimdi. Şunu arkaya ittiğin zaman mıydı ya, hangisiydi? Otopilota geçiriyordu ama neyse. Biraz bir süreyim bakayım. Birazdan dışından da çekerim size. Şimdi şu kolu aşağıya çektiğiniz zaman burada şey yapıyor. Otopilota alıyor. Hemen çekelim mesela. Şurada bir işaret çıkması lazım otopilota aldım diye. Aldı mı? Almadı şu anda. Şu an aldı mesela, bak şu mavi işaret çıktı. Arabayı şeritte tutması lazım. Tutacak mı? Gayet tutuyor. Biraz garip geliyor tabii ilk başta ama. Şu an bildiğin arabayı yolda kendisi götürüyor. Hızlanmak için herhalde gaza mı basıyorduk biraz daha? Hızı arttırmak için, aynen. Şimdi önde arabayı görüyor. Yavaşlayacak, duracak kendisi muhtemelen. Şu golf reklamı var ya bir tane şeyde, onun gibi olmayalım sonra.
Adam golfi deniyor. Crash detection'ı. Ha. Direksiyonu tut diyor. Şimdi durdu kendisi mesela ama bunda bilmiyorum şey var mı? Yani kimisinde ışık yeşil yanınca ışığı da takip ediyor. Bunda şu an bu olmayabilir. Yandaki arabaları gösteriyor. Bak şimdi şu solda kasalı araba var. Kasalı arabayı gösteriyor. Önde bir tane SUV var. SUV'yi gösteriyor. Aa, ışık yeşil yandı. Direkt öndeki arabayı takip ediyor. Öndeki araba kalktı. Çok iyi. Ha, auto-steer temporarily unavailable. Şu an auto-steer yapmıyor. Yani arabanın direksiyonu kendisi çevirmeyecek diyor. Evet, şu an tekrar yine şeyi aldı. Sen söyle. Kendisi direksiyonu çeviriyor. Ben bir şey yapmıyorum. Arada bir tutmam lazım. Baskı uygulamam lazım. Biraz hızını arttıralım. Çok iyi ya. Şimdi ben bu malzeme kalitesine falan bakacağım bunun biraz. Böyle takır tukur ses geliyor mu vesaire falan. Aa, bilmiyorum ya. CR-V alacağına bu alınır. Bak şimdi önde araba var. Yavaşlayacak mı? Bak yavaşladı. Çok iyi. Şu an bunun şeyi nerede gösteriyor acaba? Müthiş ya. Ya işte insanı binince böyle kendine cezbediyor ya. Normalde ben Tesla çok sevmiyordum ama Tesla'yı sevmeyişin binene kadar. Şimdi şurada bir tane kamera ikonu var. Buna bastığın zaman kamerayı açıyor. Önü, arkası vesaire falan her şeyi gösteriyor arabanın. Burada direksiyon ısıtma var. Burada telefon konuşması yapıyorsun. Buradan müzik açıyor falan. Direksiyonu tut diyor tabi arada. Çok iyi ya. Güzel. Beğendim. Böyle sağından solundan da böyle zırıl zırıl bir ses falan gelmiyor. Bak şimdi yanda SUV geçiyor, onu gösteriyor. Önde SUV var, onu gösteriyor. Hızlı miterliymiş. 45 ile gidiyor şu an. Arttıralım. Çok iyi ya. Bu ne? Bu koltuk ısıtmayı buradan mı ayarlıyorsun? Aynen. Soğutma var mı? Yok. Sadece ısıtıyor. Soğutma yok. Direksiyonu tut diyor. Oo, direksiyon bir anda ısıttı. Direksiyon ısıtmayı açınca. Sonra... Tamam, video çekerken sonra videoluk olmayalım. Bayağı iyi ya. Neyse ya, şuradan bir yerden dönelim de şey yapayım. Size dışından dışından bir göstereyim. Freni falan çok garip geliyor şu an. Gideyim benzin alayım mı arabaya? Oh shit. Şimdi mesela bu şey, tamam mı? Performans modeli değil yani. Böyle bildiğin uçak gibi gitmiyor ama şimdi, oh my god, alışkın olmayınca şeyi yapıyor ya, bu koltuğa yapıştırıyor. Bak bu, bunun herhalde 0.0'dan 100'ü 4.5 saniye olması lazım. Çok iyi. Ve hiç şey yok böyle ya. Arabada sadece yol sesi geliyor. Hiç böyle motor sesi falan olmayınca garip oluyor. Her şeyi duyabiliyorsun. Şimdi şu girsin şuraya. 1, 2. Şimdi aynısından kardeşimde de var. Onda performans modeli var. Tabii ondaki bildiğin böyle adamın ciğerini söküyor böyle ama bu da fena değil yani. Bu o kadar şey değil, güçlü değil. Ama yine de hiç fena değil. Alınır mı? Alınır ya. Zaten bir herhalde 10 yıla hepimiz elektrikliye geçeceğiz. Bunun maksimum hızı 135 mil. Yani 200 küsür bir şey yapar. Tam kaç yaptığını bilmiyorum. Şu an burada da sınırı 45'miş. Şimdi şurada bir yerde duracağım, size bunun dışını falan göstereceğim ama birinin de evinin önünde durmak istemiyorum.
Ya mükemmel, ben bayıldım şu an. Size bayıldığımı söyleyebilirim yani. İşte ayağını gazdan çekiyorsun, araba kendi kendine fren yapıyor mesela. Frene hiç basmıyorum. Bak şimdi mesela. Ayağımı görüyorsunuzdur. Ayağımı gazdan çekiyorum, araba direkt kendisi yavaşlıyor. Yol hız sınırı 35'miş. Şurada bakalım bir yer bulabilirsek şey yapacağız. Size bir dıştan göstereceğim arabayı. Elektriğimizin ne kadar kaldığını göremiyorum. Çok da umurumda mı? O da umurumda değil şu an. Şuradan sağa dönelim bakalım. Ho ho! Ya çok iyi ya. Çok keyifli. Ya bu arada araba kendini kaliteli hissettiriyor bayağı yani. Ben bu kadar kaliteli hissedeceğimi düşünmüyordum ama araba kendini bayağı kaliteli hissettiriyor. Şu derisi biraz böyle şey gibi ama hani ne bileyim adiymiş gibi duruyor ama çok değişik bir hissiyatı var yani. Jeep. Kalpli Jeep. Böyle bir ıslık sesi geliyor gaza basınca böyle. Nereye gittiğimi de bilmiyorum bu arada. He. Öyle boş boş geziniyorum yani. Çok güzel. Şimdi size birazdan bunun dışını falan bir göstereceğim. Değer mi değmez mi aşağıya yorumlara yazın. Sizce mantıklı mı? 53 bin dolar verip şey almak. Tesla almak. Hadi dediğim gibi savinglerle birlikte yani bu arabayı uzun dönemde ettiğiniz karla birlikte kaça gelecek? 38'e falan geliyor. Yani bakım yok, yağ değiştirme yok, benzin derdin yok. Benzin derdin yok ama elektrik derdin var. Şimdi elektrikler ama burada yaygın şeyler ama. Bakalım. Bakalım bakalım. Bura nereye? Şuradan bir yerden döneyim ben. Boyd Lake State Park. Şu State Park'ta bir şey yapalım bakalım. Size bir dışını göstereyim. Park Entry, Park Admin Office. Entry diyor. Entry'ye girelim. Hız limitimiz 25'miş. State Park'sa buraya giriş tabii şeydir ya. Ben şuradan döneyim ya. Şuraya gelmeden şuradan dönelim. Girmeyeceğiz zaten içeriye. İçeriye girmek paralıdır. Şimdi içeride bir şey yapmayacağım için. Aa çok güzel ya. Onun dışını park ofis diyor da ofiste. Size şurada bir yerde dışını gösterebilir miyim diyeceğim de. Şurası park gibi bir yer zaten. Burada da işçi arıyorlarmış. Bulabilirlerse tabii. Şimdi P'ye basıp arabayı parka alıyoruz. Böyle duruyor zaten. Mesela şöyle dışından dışından biraz göstereyim. Kapı böyle açılıyor. Düğmesine basıyorsun. Sonra iteliyorsun. Kendisi tamamen otomatik açılmıyor. Şöyle. Vakumlu mu kapı? Kapı vakumlu değil. Şimdi araba dıştan böyle. Gayet güzel duruyor. Araba böyle heybetli duruyor. Ben normalde fotoğraflarda falan bu kadar heybetli durmuyor. Ama burada gayet güzel duruyor. Jantları böyle şey jantlardan değil. Şu kapak normalde. Bir tanesi çıkıyor onların da. Ha, bu komple kapak aslında. Daha böyle yakıt tasarrufu sağlasın diye, elektrik tasarrufu sağlasın diye dizayn edilmiş jantlar. Tipi falan arabanın böyle. Siyah da güzelmiş. Aslında ama beyazı daha şey duruyor. Ne diyorsun? Dışı beyaz, içi beyaz. Ama kirlenir bunlar tabii. Rengi falan gider mi bilmiyorum. Arkası da böyle. Genişçe.
Şuraların hissiyatı hoşuma gitti bak. Buralar yumuşak. Burası da Alcantara gibi. Aynı şekilde full otomatik cam var. Kapılar direksiz gördüğünüz gibi. Kapılar tamamen direksiz. Şimdi bagajına bakalım. Şurada şey var. Elektrik şarj etme yeri var. Bagajımız. Bagajı da bayağı geniş. Derin değil ama geniş. Ha, burası derinmiş. Sorry. Bagajımızı da kapatalım. Sonra kaput nereden açılıyor? İçeriden açılıyor herhalde. Ya muhtemelen biliyorsunuzdur da ben yine de şöyle bir etrafında dolanayım. Şuradan bir yerden açıyorsundur muhtemelen. Nerede? Nerede? Şu bak, Glowbox'u buradan açıyorsun. Bu da güzel. Sonra camları buradan kilitliyorsun. Silecekler otomatik. Kayıtlar diyor. Vesaire. Ondan sonra Sentry Mod dediği, arabanın yanına falan birisi falan yaklaşırsa onu kaydediyor. Burada şu an bir şey kaydediyor ama neyi kaydediyor bilmiyorum. Aynaları falan buradan katlıyorsun yine. Parking bilmem, ışıkları falan buradan yakıyorsun. Yine buradan da yakıyorsun ışıkları falan, silecekleri, ama burada da otomatik ayarlarını yapıyorsun. Diyor ki auto steer. Ha, kendisi şeyi değiştiriyor. Direksiyonu çeviriyor. Navigate on autopilot. Customize. Bu navigate on autopilot, sen adresi giriyorsun, o gidiyor. Speed limit, current speed, fixed bilmem ne falan. Geç bunları. Kilitler, şarj. Şu an %91 bataryamız varmış. Bakalım buradan şimdi şeye ne kadar sürüyor. Alacağım yere. Bir de ne kadar batarya kalacak ona bakacağım. Neyse şimdi biz dönelim oraya. Gel geri. Navigate diyelim bakalım. Neydi oranın adı? Tesla. Burası. Kaç dakikaymış? 6 dakika. Tamam, başla. Hadi otomatik git. Kartımızı buraya yerleştirin diyor tabi. Kart elimdeydi. Gider mi acaba kendisi otomatik? Ha, diyor ki unuttun diyor. Şeyi yap. Emniyet kemerini tak. Hadi git. Cruise control not available. Gitmiyor. Gitmez canım zaten. Bunda varmış onu özellik, onu da bilmiyorum da. Bu arada bütün opsiyonları sonradan da satın alabiliyorsun. İlk başta da satın alıyorsun. Ben muhtemelen opsiyonsuz alırım ama. Bak görüyor musun? Stop sign falan hepsini gösteriyor. Ama şeyi yapmıyor tabii. Kendisi otomatik dönmüyor şu an. Ya buradan soldan gidecekmişiz. Soldan yakınmış. Sinyalimizi verelim ve roket. Çok iyi. Şimdi hadi git kendin. Dönecek mi buradan? Buradan döner mi? Yok. Belki de açmadım, bilmiyorum ki. Kartım düştü ya. Ha, buradan dönecekmişiz. Şimdi şurada bir duralım da şu kartı bir alayım. Kart da ayağımın altına düştü. Kartı şuraya geri koyalım. Ve şu arabayı beklerim bir dönsün. Sonra biz dönelim. Bir tanesini beklediğimiz yeter. Hadi çalış. Şimdi bakalım kendisi gidecek mi? Arada direksiyonu tutayım da şeyi kapatmasın. Bakalım ne olacak. Şimdi mesela hız limiti 35, kendisi 35 ile gidiyor. Ben herhangi bir şeye dokunmuyorum. Gaza da basmıyorum. Bakalım ne yapacak? Kendi sağa sola dönecek mi bilmiyorum. Auto steer diyor. Yani kendisi direksiyonu çevirir diyor ama
Bakalım. Gitsin biraz. Sevdim ya. Direksiyona böyle diye hafif şey uygula, baskı uygula diyor. Uyguluyoruz. 35 ile git diyor, gidiyoruz. Şimdi hız sınırı şurada 50'ye çıkıyor. Yok, 30'a düşüyor. Bakalım ne yapacak. Düşürecek mi? Hadi bakalım izliyoruz. Tabela geldi. Tabelayı gördü. Direksiyona kuvvet uygula diyor. Şu an 35'te gidiyoruz. Hızı otomatik ayarlamadı. Belki vardır ayarı da ben bilmiyor da olabilirim. Şu an Tesla cahilim. Kendisi dönüyor. Ben bir şey yapmıyorum. Virajlı böyle hafif. Güzel ya. 30 hız sınırı şuradan düşürülüyor. Nereden bu ses? Ha, buradan direksiyondan şuradan ayarlıyormuş. 30'da gidelim bakalım. Arkamdaki de böyle yapıştı geliyor ama hız sınırı 30 yapacak bir şey yok. Kurallara uyalım, uymayanlara uyaralım. Burada ayarlamışlar şeyini. Hadi bir 5 kilometre daha hızlı gidelim. Ondan çok bir şey olmaz. Tabii dediğim gibi şey falan yok. Bakalım şimdi şu ışıklarda ne yapacak? Dönecek mi? Merak ediyorum. Döneceğini zannetmiyorum da. Arada direksiyonu tutalım ki bizim burada olduğumuzu anlasın. Tabii şurada yol çukur gibi. Orada yavaşlamadı. Kendisi gidiyor. In 500 feet, turn right onto East Eisenhower Boulevard. Sağa döndü. Öndeki araba fren yaptı. Bakalım ne yapacak? Yavaşladı. Şimdi şuradan bir araba çıktığını gördü. Kafası karıştı. Ups. Şöyle. Yine kartımız düştü. Kartı oraya koy diyor da. Kartı çok oraya koymak mantıklı değil. Heh, sen git hadi. Ben şu kartı alayım. Kendi kendine git. Şimdi mesela şerit değiştirelim. Sinyalini veriyorsun. Kendisi şerit değiştiriyor olması lazım. Bak şu an baktı. Sol şeritte kimse yok. Şerit değiştiriyor. Bak bir tane de elektrikli orada Rivian. Görüyorsunuz. Bak şimdi sinyal veriyorum sağ şeride. Bakıyor sağda araba var mı? Yok. Kendisi geçiyor. Çok iyi. Sonra da sinyalini kapatıyor. Çok keyifli. Şimdi sağ taraf biraz bana bozuk geldi biliyor musun? Şimdi bir sinyal verin de sol tarafa geçsin. Hadi geç. Araba yoksa geçiyor bu arada. Araba varsa bekliyor. Gayet güzel. Ama tabii şey yok. Mesela burada ileriden sağa döneceğiz ya. Kendisi dönmüyor. Ama bu şeyde Navigate with Autopilot'ta hani onda dönüyor. Bak şimdi öndeki araba yavaşladığı için bu da yavaşladı. Bin adım sonra sağa dönün diyor. Bakalım kendisi şey yapacak mı? Şurada bir öndeki arabaları gördü, yavaşlıyor. Buradan evet, buradan şerit değiştirmedi mesela. Bazen kafası karışabiliyor. Tabii sen her zaman yine kontrolü elinde tutman lazım. Gol yememek için. Öndeki abimiz bekliyor. Biz de bekleyelim. Şimdi sağa sinyal verdim ya, hemen sağdaki kamerayı açıyor. Arkandan biri geliyor mu? Bisikletli geliyor mu? Gör diye. Şurada bir hızlanalım. Çok iyi. Şuradan dönelim. Şöyle. Benim CRV'nin yanına çekeceğim şimdi bunu. Gayet hoş. CRV'miz de orada. Orada dayı başka birine daha gösteriyor.
şuradan. Şimdi geri geleyim. O test drive arabalarının yanına gireyim olmadı. Ha, girmeyeyim ya. Ama şu dayı ayağını koymuş oraya. Arabayı parka alıyoruz. Park etti. Kartımızı alıyoruz. Arabadan iniyoruz. İçeride girelim de bir konuşayım bakayım. Nedir ne değildir. Canım siyah gün. Seni de çok seviyorum. Şimdi orada bir tane Tesla bekliyor. Arabada hafif kar yağıştı. Şimdi normalde siz bir şey yapmıyorsunuz. Arabadan uzaklaşınca kendini kilitlemesi lazım. Şöyle. Gayet güzel. Ne haber? Beyaz civciv. Dediğim gibi uzaklaşınca kendini kilitliyor olması lazım. Neyse içeriye girelim. Evet, Tesla'dan çıkıyoruz. Moraller bozuk. Ya moraller bozuk değil. Arabanın fiyatı çok efsane bir rakama geliyor. İşte güzel yani. CR-V'ye 50-60 vereceğine yenisine. CR-V'miz de burada bu arada. CR-V'ye bu parayı vereceğe mi? İnsan diyor ki Tesla alırım yani. Şuraya koyayım. Şöyle çevirelim. Şimdi benim demin bindiğim arabaya başka bir dayı biniyor. Ne diyorsunuz? Alınır mı sizce Tesla? Yorumlara belirtin. Yani servisleri falan çok iyi bu arada. Yani Toyota, Moyota gidiyorsunuz hani alıyorsunuz yok kullanıcı hatası bilmem ne falan böyle problem çıkarıyorlar ya. Rıdvan ne zaman servise gitse ben şunu beğenmedim dese direkt değiştiriyorlar yani. O yüzden çok cezbediyor. Neyse ben biraz daha düşüneyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Moraller bozuk. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Bu arada şeyleri söyleyeyim fiyatları. 72 ay kaç yıl yapıyor? 6 yıl ödeme opsiyonuyla aylık 860 dolara geliyor benim baktığım. Eğer 0 down payment yani peşinat vermezsem. Eğer peşinat verirsem 5 falan fiyat daha da düşüyor. Bilmiyorum bakacağız. Ya bu CR-V'yi Turo'da tutup yeni bir tane şey alacağım. Tesla alacağım. Ona devam edeceğim falan. Kafalar karışık. Neyse. Hadi görüşürüz.